Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, anlatacağım konu bir kadın temettü hacından daha kolay olduğu için kıran haccı yapabilir mi? Konumuz bu. Soru: beraberinde yaşlı kadınlar olan bir adam için temettü hacım mı? Temettü hacım mı? Yoksa kıran hacı mı daha faziletlidir? Çünkü kıran hacında hacın sayı saykıt sakıt oluyor. Yine bir kadın kıran hacında İfada tavafı ile veda tavafını birleştirebilmektedir. Böylelikle yaşlı kadın için bu daha kolay olmaktadır. Yaşlı kadınlara temettü haccını yoksa kıran haccını mı tavsiye edersiniz? Cevap: hamd yalnızca Allah'adır. Şüphesiz zamanımızda önce umrenin tavafı ile umrenin sayını, daha sonra haccın tavafı ile haccın sayını eda etmek, ardından da veda tavafını eda etmek, hacıların pek çoğuna, eğer temettü hacıları ise, çok zor gelmektedir. Bundan dolayı bazı kadınlar kıran hacısı olmayı uygun görmektedirler. Buna göre bazı kadınlar Mekke'ye ulaştıkları zaman kudum tavafını yaptıktan ve hac ve umrenin sayını yaptıktan sonra ikinci defa say yapmamaktadırlar. Bu yönden kıran haccı temettü hacından daha kolay olmaktadır. Aynı şekilde kıran haccı başka bir yönden de temettü hacından daha kolay olmaktadır. Çünkü bir kimse kıran haccısı olduğu zaman tavafı hac bitinceye kadar erteleyebilir. Yani kudum tavafı ile sa'yı yapmayabilir. Aksine sadece hac ve umreye birlikte niyet eder. Daha sonra Mina'ya gider ve hacını tamamlar. Bundan sonra kolayına geldiği şekilde ne zaman isterse tavaf ve sa'yını yapar. Hatta tavaf ve sa'yin Zilhicce'nin 13. gününe kadar, gününde sonraya veya 14 gününden sonraya veya 15 gününden sonraya veyahut da ayın sonuna kadar erteleyebilir. Böylelikle kıran haccı temettü hacından şu iki yönden daha kolay olmuş olur. Birincisi, kıran haccında sadece bir tavaf ve bir sa'i vardır. İkincisi, kıran hacısı Mekke'ye ilk ulaştığında Beytullah'ı tavaf etmeyebilir ve Safa ile Merve arasında say yapmayabilir. Aksine Mina'ya gider ve haccını tamamlar. Ne zaman kolayına gelirse tavaf ve sayını yapabilir. Buna göre şöyle diyebiliriz: eğer bu şekilde yapmak daha kolay ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İki şey arasında tercih yapmak durumunda kaldığı zaman günah olmadıkça o iki şeyden en kolay olanını tercih ederdi. Kıran haccını tercih etmekte ise günah yoktur. Aksine kıran haccı hac menasikinin üç türünden birisidir. Böyle yapmak bir kimse hem umre hem de
hac yapmaya nail olmuştur. Ayrıca kurban kesme sevabına nail olmuştur. Çünkü temettü hacısı kurban kestiği gibi kıran hacısı da kurban kesmektedir. Evet. Bu fetva İbn-i Useym'in cilt 2 sayfa 58 ve 60. sayfalarında bu geçmiştir. Cilt 22 sayfa 58 ile 60 sayfaları arasında geçmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.